Mavdemar'ın ulan cevap ver. Hanım çeksem bakıyor. Hey. Kurban Bayramı'na 8 gün var. Ne için buraya geldik? Bir bakalım. İzleyelim bakalım. Kurban Bayramı'na 8 gün kala et kesim sayısında, kilosunda azalma var mı diye. Gördük ki azalma yokmuş. Evet. Normal kesim devam ediyormuş. Kurban diye bir azalma, hayvan kesimlerinde azalma yokmuş. Ancak Kurban Bayramı'ndan 2 ay sonrasına kadar biraz duraksama, yavaşlama olabiliyormuş. Bunu da buradan altını çizmiş olalım. Kesim hanemiz gayet modern, gayet güzel. Tabanı hariç, tabanının mozaik daha uygun şartlara getirilmesi gerekir diye bunu da bir yorum şeklinde ortaya koyalım. Her şeyi güzel, tabanı hariç. Ustaları da metut ya. ustalarımız, kardeş. Ustalarımızı ben ne diyeyim ki ya, ustalarımız gerçekten usta, yılların ustası, ben bunu demeye gerek görmüyorum. Yani yılların bu mesleği götüren. Tabanı
Dediğim gibi her şey modern, gayet güzel. Tabanının akıntısı yoktur. Kalabodur olmamalı. Buradaki bu mesleğin uzmanları tarafından söylendiği şekliyle ben de gidiyorum. Bu tür et kesimlerinin... Şimdi soralım hemen. Ya ustam, et kesim hanelerinin tabanı ne olmalı? Mozaik. Mozaik midir? Mozaik. Evet, mozaik olmalıymış. Onu da buradan söyleyelim. Bir de akıntı, güzel bir akıntı verilirse burada çalışanlarımıza çok da efendim iyilik yapmış olunur. O, bu Bayburt usulü. Bayburt usulü. Bu da Avrupa standartlarına göre kesme. Aynen. Şimdi farkı ne bunun? Farkı bu et kararmaz, bu kararır. Peki kesimdeki farkı ne? Kesimdeki farkı direkt omuriliği ikiye bölmek. İkiye bölmek. İkiye bölmek. Kaburga iki tarafa düşüyor. Aynen. Bunda nasıl ediyoruz? Tek taraf. Omurga bir tarafta kalıyor. Omurga bir tarafta kaldı. Anlaşıldı. Anlaşıldı. Omurga bir tarafta kaldı. Evet. Her bu yani bizim tabirimizden Bayburt usulü. Bayburt usulü bu. Evet. Bu Avrupa standartlarına uygun. Uygun olan hangisi? Bu. Evet. Yani omurgayı ortadan biçmek. İkiye bölmek. Burada da omurga bir tarafa kaburgayı kesip almak. Komple kararıyor. Var ya. Kararıyor, evet. Ama el olduğu zaman iki tarafı da aynı. Evet. İki tarafı da aynı. Adil. Asap Serdar Bey'i Avrupa standartlarına göre alıştırdık. Hangisidir o? Ayna kasabı 2. Eyvallah. Eyvallah. Evet sevgili izleyenlerim, dediğimiz gibi her mesleğin bir ustalık yönü, yani püf noktası var. Öyle diyelim biz. Şimdi sevgili izleyenlerim. Kapat! Çayır! Çayır! Bayburt'un et kesim hanesini bugün ne yaptık? Vermeye çalıştık. Çalışmaları göstermeye çalıştık. Kurban Bayramı'na yaklaşık 8 gün kaldı. 8 gün öncesindeki durumunu, ne kadar bir kesimde bir azalma, yavaşlama olup olmadığını ne yaptık? Görmeye çalıştık. Elimizden geldiğince kesimhanemizi şey yaptık. Tabii ki artık modern makinelerle, şeylerle yapılıyor. Tek sıkıntısı dediğimiz gibi taban. Tabanın bir mozaik olması lazım. Bir de bu belediyemize ait kesimhanemizin çalışan ustalarının giyim kuşamına dikkat edilmesi lazım. Belediyemizin elbise konusunda çalışanlarımıza ne yapması lazım? Destek olması lazım. Kılık kıyafete biraz ne yapmamız lazım? Belediyemizin dikkat etmesi gerekir. Çünkü çok sıkıntılı bir iş. Çok fazla hijyenik giysiye ihtiyaç var burada. Çok kısa vadede kirlenebiliyor giysiler. Onun için çalışanlarımızın, ustalarımızın da elbiselerine belediyemizin azami dikkati göstermesinde fayda var diyorum. Ve teşekkür ediyorum bütün izlediğiniz için. Şimdiden Kurban Bayramınız mübarek olsun.